10 dakika daha. Kaderime isyan etmek istemiyorum ama farklı olmak, eksik olmak beni buna itiyor. Hayatım boyunca herkesten eksik bir tarafım oldu. Ailemden, arkadaşlarımdan, akrabalarımdan ve diğer herkesten. İnsan bir şeyi kaybedince anlıyor değerini. Ben kaybetmedim. Keşke kaybetseydim. Ben de zaten yoktu. Köse 85, Beyza Akdoğan 86, Safiye Narman 79, Melih Öztürk 75, Sanem 91, ya. Semih 100. Pardon, Fatih Koleji nerede acaba? İleride mi? 50 mi? Teşekkür ederim. Bir yaşındayım. 3 ay öncesine kadar konuşamıyordum. Kendimi şanslı olarak görüyor, isyan ediyordum. En şanslı değilmişim meğer. 3 ay öncesine kadar sadece konuşamıyordum. Şimdi göremiyorum da. Hastanede küçük bir kızla tanıştım. 3 ay ömrü kalmış, kalp nakli bekliyordu. Ama konuşurken yüzündeki gülümsemeyi görebilecek kadar hayata bağlı olduğunu hissettirebiliyordu. Önünde kalan 2-3 aya nasıl bağlandığını hissedince maaşım düşük, burnum eğri, boyum kısa diyenlere hayretle bakıyorum ve onları asla anlayamıyorum. Hayat bu kadar ucuz, bu kadar dar olmamalı. Bu küçük kız ölmüş. Siz hayattasınız ve tırnak kadar değersiz şeylerden şikayet ediyorsunuz. Konfüçyüs der ki, hiçbir şey... Semih, yavrum kalk. Saat kaç? 8:30. Hepsi kabusmuş. Şükürler olsun. Günaydın. Thank you.
Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Yaşamak için yaşamayın. Bir şeyler üretmeye, bir şeyleri değiştirmeye çalışın. Kurallara boyun eğmeyin. Kuralları değiştirin. Yatağa yattığınızda harika işler yaptık diyebilin. Şükredebileceğiniz çok şey var. Hatta şükredemeyeceğiniz hiçbir şey yok diyebilirim. Çünkü her şeyin biraz daha kötüsü vardır. Bu benim yorumum. Ben kendi fikirlerimi açıkça söyleyebiliyorum. Başkalarının düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşama dogmasında kalmıyorum. Ve en önemlisi kendi kalbim ve sezgilerim hangisini söylerse o yolu tercih ediyorum. Bir gün bakarsınız ki elinizde olan her şey birden gitmiş. Paranız, aileniz, sağlığınız. Şükretmek kolaydır sözde ama çoğu insan edemiyor. Biz Türkler, Lari devrinden beri susan Türkleriz. Siz bir şey üretmeye, bir şeyleri değiştirmeye çalışın. Ben mi yapacağım bunları demeyin, ufkunuzu genişletin. Ve unutmayın, sadece dünyayı değiştirebileceğini düşünecek kadar çılgın olan insanlar ancak dünyayı değiştirebilecek işler yapabilir. Siz yeter ki farklı düşünün.